Sümbül Sinan Efendi Hazretleri. Birinci Bölüm. Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Yusuf Bin Ali'dir. Dedesine Kaya Bey derlerdi. Lakabı Sinanüddin ve Zeyneddindir. Sümbül Sinan diye şöhret buldu. Zamanının büyüklerinden oldu. 936 miladi 1529'da İstanbul'da vefat etti. Merzifon'da 856, miladi 1451 yılında doğan Sümbül Sinan, Blue çağına kadar Isparta'nın Borlu kasabasında ilim tahsil etti. Oradan İstanbul'a geldi. Fatih Sultan Mehmet Han ve Sultan II. Bayezid Han devrinin meşhur alim ve evliyası olan Eftalzade Hamidüddin Efendi'den ders aldı. Ayrıca Çelebi Halife ismiyle şöhret bulan Muhammed Cemalettin Efendi'nin de derslerine katılmak istedi. Sultan II. Bayezid Han'ın da hocası olan Çelebi Halife o sırada Vezir-i Azam Koca Mustafa Paşa'nın yedi kulede yaptırdığı dergahın hocalığını yapıyordu. Sümbül Sinan, Çelebi Halife'nin huzuruna gelip, talebesi olmak istediğini bildirdi. Çelebi halife de kabul buyurunca, Sümbül Sinan ondan ilim öğrenmeye, feyz ve teveccühlerine kavuşarak kemale gelmeye, olgunlaşmaya başladı. Çelebi halife onu sık sık odasına çağırır, baş başa sohbetlerde bulunurdu. Sümbül Sinan'a bol bol teveccüh eder, kalbinde bulunan feyizleri onun kalbine akıtırdı zahiri ilimlerde de bildiği ne varsa hepsini Sümbül Sinan'a öğreterek halifesi olacak şekilde yetiştirdi. Bu bilgileri pekiştirmesi için Sümbül Sinan'ı Mısır'a gönderdi. Sümbül Sinan Mısır halkına ehli sünnet itikadını bildirmek, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğretmek üzere emredilen yere gitti. Sümbül Sinan Mısır'da insanlara üç yıl kadar dinin emir ve yasaklarını öğretti. Hasta kalplere irfan pınarlarından şifalar sundu. Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği feyz ve bereketlerden onları da nasip dar etti. Başta hükümdar olmak üzere bütün Mısırlılar onu çok sevdiler. Talebelerinin içinde Merkez Efendi'yi çok severdi. Onu teveccühleriyle yetiştirip olgunlaştırdı. Ona kızını vererek kendisine damat eyledi. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını 37 yıl İstanbullulara duyurdu. Padişahlar dahi Sümbül Sinan Hazretlerinin huzuruna gelir, onun feyz ve bereketlerinden istifadeye çalışırlardı. Sümbül Sinan cuma ve kıymetli gecelerde İstanbul'un büyük camilerinde vaaz ve nasihatlerde bulunurdu. Şeyh Yakup anlattı. Sümbül Sinan talebelerin mücahededeki nefsin istemediklerini yapmadaki tembelliğini görünce biz 18 yıl sırtımızı yere koymadık ve bir yere de dayamadık. Tehiyyatı oturduğumuz gibi oturarak uyurduk buyururdu. Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük şeyhülislamlarından Ahmet İbni Kemal Paşa Sümbül Sinan'a büyük bir hürmet gösterir, geldiği zaman kendisini en üst tarafa oturturdu. Sümbül Sinan Hazretlerinin kıymetli sözlerinden bazıları şunlardır. Midene inen lokmanın haram veya helal olup olmadığına dikkat etmedikçe ne yapsanız kurtulamazsınız. Yerin kalay olduğunu ve göklerin bakır olduğunu görsem rızkımdan endişe etmem. Eğer endişeye kapılacak olsam kendimi Allahü Teala'nın bütün mahlukların rızkını vermeye kefil olduğuna inanmamış kabul ederim. Zühd dünya malına olan kayıplarına üzülmemen, eline geçen dünyalıklar ile de şımarmamandır. Bir kimseye nasihat edeceğiniz zaman ona ibadetlerin ehemmiyetini anlatın. Zira deniz yolculuğuna çıkan kimse için gemi ne kadar lazım ise İbadetler de insanlar için o kadar lazımdır. Hikmetli söz söyleyenler buyurmuşlardır ki, ibadet veya hikmet on kısımdır. Bunun dokuzu sükût etmek, konuşmamaktır. Buyurdu ki, insanların etmelerine, çok övmelerine kavuşmak arzusundan çok sakının. Zira çok tehlikelidir. O tam uçurumun kenarıdır. O ateşle oynamaktır. Allah korusun bir an gaflet insanı ebedi saadetinden mahrum eder. Az bir şekilde şüpheli olan şeylerden sakınmak, çok amel etmekten, az bir tevazu sahibi olmak, nefsin istemediği birçok ibadeti yapmaktan daha sevaptır. Zühdün esası sıkıntılara katlanıp şehvetleri terk etmek ve yenilen lokmanın helalden olmasına dikkat etmektir. Güzel ahlakın alametleri. Arkadaşının söylediğine itiraz etmeyip kabul etmek. Kendine ve herkese ve hatta her mahluka karşı merhametli ve insaflı olmak. Kimsenin aybını araştırmamak. Başkasında bir kusur görünce dalgınlıkla olmuştur. İstemeyerek yapmıştır diyerek iyiye yormak. Kendisinden özür dileyenlerin özürlerini kabul etmek. Başkalarından gelen sıkıntı ve eziyetlere sabır ve tahammül etmek. Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine kendi kusur ve kabahatlerini düşünüp araştırmak, düzeltmeye çalışmak. Büyük küçük herkese karşı edepli, tatlı dilli, güler yüzlü olmaktır. Tövbenin doğru ve makbul olmasının alametleri. Tekrar o günahı işlemeye sebep olabilecek kimselerden uzak durmak lüzumsuz lafları terk etmek, Allahü Teala'yı inkar edenlerle görüşmemek, hayır ve sevap olan amelleri yapmak, İşlemiş olduğu günahtan dolayı çok pişman olup yaptığı tövbeyi bozmamak, İşlediği günahta kul hakkı varsa onu hak sahibine iade etmek, Allahü Teala için olmayan her şeyi kalbinden çıkarmaktır. Sabırlı olmak isteyen kimse, öfkesini yenmeli, kalbinde Allahü Teala'dan başka bir şeye yakınlığın olmaması için çalışmalıdır. Bir musibet veya sıkıntı geldiği zaman inleyip sızlamamalıdır. İbadetleri güzel yapabiliyorum düşüncesinden uzak olup amellerini kusurlu bilmeye devam etmeli, farzları ve vacipleri yapmakta tembellikten kaçınıp en güzel şekilde yapmaya çalışmalı yapılan bütün işlerin dine uygun olmasına gayret etmeli ve önceden yapılmış olan hata ve zararları telafi etmek için uğraşmalıdır. Haya sahibi olmanın alametlerinden bazıları şunlardır. Gönlü kırık ve mahzun olarak Allahü Teala'ya kavuşacak, ona hesap verecek olmanın büyüklüğünü düşünmelidir. Hiçbir zaman düşünmeden konuşmamalı, sonunda mahcup olacağı işleri yapmaktan çok sakınmalıdır. Bütün azalarını İslamiyete uygun olmayan hallerden uzak tutmalıdır. Dünya gösterişini terk etmeli, dünyanın yaldızlı, yalancı ve geçici zevkleri Allahü Teala'nın rızasını unutup sonsuz saadetten mahrum kalmaya sebep olmamalıdır. Mezarlığı ve ölümü çok hatırlamalı. Ölümün bir gün, mutlaka kendisine de geleceğini hiç unutmamalıdır. Her an ölüme hazır olmalıdır. Allahü Teala'nın dostlarına şu üç şey verilmiştir: Halâvet, yumuşaklık, tatlılık, mehabet, büyüklük, heybet ve muhabbet, sevgi, iyilik, güzelliktir. Alçak gönüllü olmanın alametleri şunlardır. Söyleyen kim olursa olsun, hak sözü kabul etmek, fakir, garip olan kimselere de yumuşaklıkla muamele etmek, rütbe itibariyle küçük olanlara şefkatli olmak, kendisine karşı yapılan hata ve kusurlara tahammül edip, öfkelenince sabretmek, her an Allahü Teala'yı hatırlamak, zenginlere karşı vakarlı olmak, Cenab-ı Hak'tan gelen her şeye rıza göstermektir. Sadık olmanın alametleri. Sözü ile kalbinden geçenlerin aynı olması. Söz verdiği gibi hareket etmesi. İşlerini Allahü Teala'nın rızası için yapması. Dünyaya düşkün olmayıp makam mevki peşinde koşmaması. Nefsin isteklerini yapmaması. Mühim olan işleri hemen yapıp mühim olmayanları sonraya bırakması. Ahireti dünyaya tercih etmesidir. Öyle bir tevekkül sahibi olmalıdır ki Allahü Teala'nın kendisi için ezelde takdir ettiği şeyden başka başına hiçbir şeyin gelmeyeceğine gözüyle görür gibi inanmalıdır. Allahü Teala'ya olan muhabbetin alametleri. Dünyada huzurlu olduğu halde ahireti arzu etmek, sıhhatli olduğu halde ölümü istemek. Allahü Teala'yı çok anmak, bununla rahatlamak ve bundan zevk almak, Cenab-ı Hak'tan gelen dertleri ve belaları nimet bilip bunlara sabretmek, sevinmektir. Bu mübarek zatın bir menkıbesini sizlere nakledelim. Muhammed Çelebi isminde bir talebesi anlattı. Sümbülü tarikatının şeyhi olan Sümbül Sinan Hazretlerine talebe olmuştum. Dergâhında bulunuyor, onun hizmetiyle şerefleniyordum. Bir gün kendisinden izin alarak Gelibolu'ya gitmiştim. Orada bir haram işleme durumuyla karşı karşıya kalmıştım. Nefsim harama meyletti. Tam onu işlemek üzereydim ki, yanımda hocam Sümbül Sinan'ı gördüm. Onu görür görmez, utancımdan kıpkırmızı oldum. Ne yapacağımı şaşırmış bir halde haramdan uzaklaştım. İstanbul'a gidecek olan bir gemiye binerek İstanbul'a geldim. Hemen dergaha koştum. Hocam Sümbül Sinan'la kapıda karşılaştım. Beni görünce, ey Çelebi, sen mürşidi kamili ne zannedersin? O talebesini gözetmez ise, şeytan ve nefis, onu hevasına uydurup helak eder. Çabucak tövbeyi nasuh eyle. Bir daha da böyle işleri yapmaya kalkma, buyurdu. Bundan böyle nerede bir haram ile karşılaşsam hemen hocam hatırıma gelir. Onun himmeti bereketiyle haramlar gözüme çok kötü halde görünürdü. Sümbül Sinan Hazretleri'nin kalplere şifa olan güzel sözlerinden bazıları. Bir sihirbazın bir ayda bozamadığını bir nemmam kovucu söz taşıyan bir saatte bozar. İlmi miras bırakmak altın ve gümüş miras bırakmaktan daha hayırlıdır. Bir evde üç şey varsa oradan bereket kalkar. Bunlar israf, zina ve emanete hıyanet etmektir. Yolda giderken bir bidat işleyen kimseyle karşılaşırsan hemen yolunu değiştir. Bir adamın niyeti düzgün olursa diğer amelleri de düzgün olur. Fakat bir kimsenin niyeti bozuk olursa Diğer amelleri de bozuk olur. Amellerin en faziletlisi veradır. İbadetlerin en faziletlisi de tevazudur. Kula kıyamet gününde imandan sonra ilk önce namazından sorulur. Namazı tamam olursa bütün amelleri tamam olur. Namazı eksik olursa bütün amelleri noksan olur. Kur'an-ı Kerim ve fıkıh öğrenmek ibadettir. Uygunsuz bir sözü terk etmek, nefse bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir. Ben çok sıcak bir günde insanları çekiştirmemeyi, insanlar hakkında uygunsuz sözler söylememeyi o gün oruç tutmak ile mukayese ettim. O sıcak havada oruç tutmanın dili tutmaktan daha kolay geldiğini gördüm. İki şey var ki bunlar bir kimsede tamam olursa o kimsenin diğer bütün halleri bu iki hali sayesinde tamam olur. Birincisi namazı vaktinde kılacak. İkincisi dilini kötü ve yersiz sözlerden koruyacak. Bir kimse dilini yersiz sözlerden koruyabilirse Allahü Teala ona mutlaka diğer amellerini düzeltmesini ihsan eder. Vera şüpheli olan şeylerin hepsini terk edip her an nefsini hesaba çekmektir. Bu mübarek zatın bir menkıbesini sizlere nakledelim. Maksud dede anlattı. Tokat'ta sanat ehli bir kimseydim. Kendi işimle uğraşır, kimsenin işine karışmazdım. Bir cuma günü Tokatlılar aceleyle büyük camiye doğru yürüyorlardı. Birine böyle süratle gitmenizin sebebi nedir diye sordum. Bugün büyük bir evliyanın büyük camide vaaz vereceğini duyduk. Onun için acele ediyoruz dediler. Ben de hemen hazırlığımı yapıp aceleyle camiye gittim. O mübarek zatın nasihatleri kalbime öyle tesir etti ki o andan itibaren o zatın talebesi olmaya karar verdim. Bazından sonra yanına yaklaştım, elini öptüm ve efendim, zat-ı talebesi olmakla şereflenmek istiyorum. Lütfen kabul buyurmanızı istirham ediyorum dedim. Bana seni yetiştirecek bir veli daha bu ilmi öğretmeye başlamadı buyurdu. Yanından ayrıldıktan sonra etraftakilere bu zatın ismi nedir diye sordum. Molla Habibdir dediler. Aradan 15 yıl geçti. İstanbul'a gittim. İstanbul'da çeşitli yerlerde 15 sene daha çalıştım. Bir Cuma günü. Ayasofya Camii'ne gitmiştim. Bir kimse vaaz ediyordu. Sözlerinden çok etkilendim. Kalbimden geçen pek çok suallerimi cevaplandırdı. Onu dinlemekle bütün endişelerimden kurtuldum. Kalbimi bir nurun doldurduğunu hissettim. Etrafımdakilere bu vaaz eden kimdir diye sordum. Onlar da Sümbül Sinan Hazretleridir dediler. Vaaz bittikten sonra hocanın huzuru şerifine varıp elini öptüm. Ben daha bir şey söylemeden tokatta Molla Habib'in eline yapıştığın zaman onun sana söylediklerini hatırlıyor musun diye sordu. O anda hayretten dona kaldım. Bundan tam 30 sene öncesini soruyordu. Efendim bunu size kim söyledi diye sordum. O da Allahü Teala'nın yolunda olanlara bunları bilmek güç değildir. Fakat asıl maksat Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktır. Buyurdu. Beni talebeliğe kabul etti. Çok kısa bir zaman içinde teveccühlerine kavuşup halifesi olmakla şereflendim. Vefatı. Sümbül Sinan Hazretleri 936 miladi 1529 senesi Muharrem ayının ikinci pazartesi günü vefat edeceğini anlayarak dostlarıyla ve talebeleriyle vedalaştı, helalleşti. Talebeleri başucunda Kur'an-ı Kerim'den Yasin-i Şerif suresini okudular. Sümbül Sinan Efendi son nefesinde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Vefat ettiğinde 80 yaşındaydı. Kabrini Koca Mustafa Paşa'daki dergahının ortasına kazdılar cenazesini Fatih Camii'ne getirdiler. Alimler, veliler, devlet erkanı ve binlerce İstanbullu cenaze namazını Şeyhülislam Ahmet İbni Kemal Paşa'nın imametinde kıldılar. Sonra tekrar cenazesini dergahına getirdiler. Şimdi de mevcut olan türbesine defnettiler. O zamandan beri binlerce aşığı ziyaret ederek onun feyz ve bereket Sümbül Sinan Efendi Hazretleri 2. Bölüm Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Yusuf bin Ali'dir. Dedesine Kaya Bey derlerdi. Lakabı Sinanüddin ve Zeyneddin'dir. Sümbül Sinan diye şöhret buldu. Zamanının büyüklerinden oldu. 936 Miladi 1529'da İstanbul'da vefat etti. Sümbül Sinan Hazretlerinin kıymetli sözlerinden bazıları şunlardır: Dinde inanılması lazım gelen şeyleri dil ile ikrar söyleyip kalb ile tasdik ettikten, inandıktan kabul ettikten sonra şartlarına uygun amel yapmakla kalpteki iman parlar. Kişi imanı dili ile söylemelidir. Hiçbir zaruret olmadan dil ile imanı söylememek küfre sebep olur. Dili ile imanı olduğunu söylediği halde kalbinden inanmayan müslüman değildir. O kimse münafıktır. Ameli terk eden fasık olur. Sünnet-i seniyeye uymayan bidat sahibidir. Dinde bilinmesi zaruri olan bilgileri, helal ve harama dair bilgileri öğrenmek her Müslümana lazımdır. Çünkü bunlara uygun amel yapmak, ancak bunları bilmekle mümkün olur. Yaşanmayan ve tatbik edilmeyen bir ilim, meyvesiz ve faydasız olur. Bilmeden, gelişi güzel yapılan bir amel ise, eksik olur. Peygamber Efendimiz aleyhisselam, bir hadisi i şerifte, ilim talep etmek, her Müslümana farzdır buyurdu. Rasulullah Efendimiz bir hadisi şeriflerinde lezzetleri gideren ölümü çok hatırlayınız buyurdu. İbni Hariri Hazretleri şöyle anlattı. Vefatı sırasında Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin yanındaydım. Kur'an-ı Kerim okuyordu. Ben efendim biraz kendinizi acıyın. Bu kadar kendinizi yormayın deyince bana ona en muhtaç olduğum an şu saattir. Çünkü amel defterim onunla dürülecek, onunla son bulacak, dedi. Ve tekrar Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Bakara suresinden yetmiş ayeti i kerime okudu. Sonra Hak Teâlâ'nın rahmetine kavuştu. Bela ve musibet zamanında sızlanmamalı ve şikayette bulunmamalı. Bela ve musibete göstereceği sabırdan dolayı, Allahü Teala katında kazanacağı ecir ve sevabı gözünün önüne getirmelidir. Allahü Teala'nın sabredenler için hazırladıklarını düşünmelidir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim muhafazamız altındasın. Uykudan veya herhangi bir yerden kalktığın sırada Rabbine hamd ile tesbih eyle buyuruyor. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki: Ey cemaat! Kibirlenmeyi terk edin. Seviyenizi ve mertebenizi bileniz. Mütevazı olunuz. Başlangıcınız bir damla su, sonunuz atılmış bir leştir. Tamahına göre hareket eden, heva ve hevesine uyarak, ezelde kendisi için takdir ve taksim edilmemiş şeylerin peşinde koşan veya ezelde takdir edilen şeyleri de mal ve mülk sahiplerinden, zillet ile isteyenlerden olma. Sen zanneder misin ki, dünyalıklara sahip olanlar, ezelde sana takdir edilmemiş bir şeyi verebilsinler. Şayet böyle bir zanna sahip isen, bu senin kalbine oturmuş olan şeytanın vesvesesinden başka bir şey değildir. Sen bu halin ile Allahü Teala'nın kulu değil, nefsinin hevanın, şeytanın ve paranın kölesi ve kulu olmuşsun. Onun için bu hallerinden kurtuluncaya kadar çalış. Ey oğul! Eğer dünya düşüncelerinden kurtulabilmen mümkün ise hemen kurtul. Kurtulamıyorsan kalbinle Rabbine koş. Onun rahmetine yapış. Böylece dünyayı kalbinden çıkarmaya çalış. Çünkü Allahü Teala her şeye kadirdir ve her şey onun kudretindedir onun kapısından ayrılma ondan kendisinden başkasının sevgisini kalbinden çıkarmasını kalbini imanla marifetle ve ilimle doldurmasını kalbine yakin vermesini azalarını kendisine taatle meşgul kılmasını iste ne istersen ondan iste başkasından isteme ey cemaat Dünya musibet ve afetlerle doludur. Fakat istisnalar olabilir. Hiçbir nimet yoktur ki ondan sonra üzücü bir durum olmasın. Hiçbir sevinç ve rahatlık yoktur ki ondan sonra bir keder ve üzüntü olmasın. Hiçbir genişlik hali yoktur ki onunla beraber bir darlık olmasın. Dünyadaki nasiplerinizi Allahü Teala'nın emir ve yasakları dairesinde temin ediniz. Takva sahibi müminler Allahü Teala'ya ibadet ederken zorlanmaya hacet kalmadan yapar. Çünkü ibadet onun tabiatından olmuştur. O Allahü Teala'ya içi, dışı ve bütün varlığıyla ibadet eder. Münafıklar ibadetlerini zahiren zorlanarak yapar. Batenen ise ibadetlerden pek uzaktırlar. Her kap içindekini sızdırır. Ameller insanın nasıl itikad ettiğine delalet ederler. Dışın içine delildir. Senin için yani kalbin ve ruhun Allahü Teala'nın ve onun seçkin kulları katında malumdur. Allahü Teala'nın yakın kullarından birisi yanında bulunursan ona karşı edepli ol onunla buluşmadan önce günahlarına tövbe et. Onun yanında küçük ol. Ona tevazu göster. Salihlerle tevazu ettiğin zaman Allahü Teala'ya tevazu etmiş olursun. Tevazu sahibi ol. Çünkü Allahü Teala tevazu edeni yükseltir. Kendinden büyüklere tevazu et. Ey oğul, ömrünü ilim kitapları arasında ve onları ezberlemekle zayi ettin. Bunlarla amel etmedin. Amelsiz kuru kuruya ilim öğrenmen sana ne fayda verecek? Ey oğul, yarın gelecek belki sen o zaman hayatta olmayacaksın. Öyleyse bu ne gaflet? Bu ne katı kalp? Ben de başkası da size bunları söylemekte fakat siz hala aynı hal üzeresiniz. Yine size Kur'an-ı Kerim Resulullah Efendimiz'den gelen haberler ve geçmiş zamanda yaşayanların hayatları size okunuyor, siz hala ibret almıyorsunuz, kötülüklerden sakınmıyor, amellerinizi değiştirmiyorsunuz. Ey oğul! Allahü Teala'nın veli kullarını aşağılamak, onları hakir görmek, Allahü Teala'yı tanımanın azlığındandır. Ölüm meleği gelip ruhunu almadan önce tövbe et. Ey oğul, Allahü Teala'nın kaderine karşı çıkan münafıklardan yüz çevir. Akıllı ol. Bu zamanın insanların çoğundan uzak dur. Çünkü onlar elbiseli kurtlardır. Tefekkür aynasını al ve ona bak. Allahü Teala'dan sana kendini ve zamane insanlarını tanıtmasını dile. Ben insanların yanında kötülük, Cenab-ı Hakk'ın yanında iyilik buldum. İsa aleyhisselam, iblise en çok kimi seviyorsun diye sorunca, cimri olan mümini dedi. En çok kime kızıyorsun deyince, şeytan, cömert olan günahkâra dedi. İsa aleyhisselam, iblise bunun sebebini sorunca, iblis, çünkü ben cimri müminin cimriliği sebebiyle, günaha düşmesini ümid ediyorum. Günahkar fakat cömert olan kimseden korkuyorum çünkü cömertliği sebebiyle günahları yok olabilir dedi. Ey oğul, rızkını başkası yiyemez. Cennet ve cehennemdeki yerine senden başkası oturamaz. Fakat gaflet sana malik olmuş. Hevan, arzu ve isteklerin seni esir etmiş. Bütün düşüncen, Yemek, içmek, uyumak ve diğer isteklerine kavuşmak olmuş. Ey zavallı, kendine ağla. Dinin gidiyor, aldırış etmiyorsun. Bunun için ağlamıyorsun. Sana melekler bile senin dinindeki zararından dolayı ağlıyorlar. Dünya hayatı gidiyor. Ömürler bitiyor. Ahiret yaklaşıyor. Halbuki sizin düşünceniz ahiret değil hep dünya ve onu toplamaktır. Ey cemaat, kendiniz toksunuz, komşularınız aç. Bununla beraber mümin olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Bu mübarek zatın bir menkıbesini sizlere nakledelim. Maksut dede anlattı. Tokat'ta sanat ehli bir kimseydim. Kendi işimle uğraşır, kimsenin işine karışmazdım. Bir cuma günü Tokatlılar aceleyle büyük camiye doğru yürüyorlardı. Birine, böyle süratle gitmenizin sebebi nedir diye sordum. Bugün büyük bir evliyanın büyük camide vaaz vereceğini duyduk. Onun için acele ediyoruz dediler. Ben de hemen hazırlığımı yapıp aceleyle camiye gittim. O mübarek zatın nasihatleri kalbime öyle tesir etti ki, o andan itibaren o zatın talebesi olmaya karar verdim. Bazından sonra yanına yaklaştım, elini öptüm ve "Efendim, zât-ı Ali'nin talebesi olmakla şereflenmek istiyorum. Lütfen kabul buyurmanızı istirham ediyorum." dedim. "Bana seni yetiştirecek bir veli daha bu ilmi öğretmeye başlamadı," buyurdu. Yanından ayrıldıktan sonra etraftakilere "Bu zatın ismi nedir?" diye sordum. Molla Habib'tir dediler. Aradan 15 yıl geçti. İstanbul'a gittim. İstanbul'da çeşitli yerlerde 15 sene daha çalıştım. Bir cuma günü Ayasofya Camii'ne gitmiştim. Bir kimse vaaz ediyordu. Sözlerinden çok etkilendim. Kalbimden geçen pek çok suallerimi cevaplandırdı. Onu dinlemekle bütün endişelerimden kurtuldum. Kalbimi bir nurun doldurduğunu hissettim etrafımdakilere bu vaaz eden kimdir diye sordum onlar da sümbül sinan hazretleridir dediler vaaz bittikten sonra hocanın huzuru şerifine varıp elini öptüm ben daha bir şey söylemeden tokatta molla habib'in eline yapıştığın zaman onun sana söylediklerini hatırlıyor musun diye sordu o anda hayretten dona kaldım bundan tam otuz sene öncesini soruyordu. Efendim bunu size kim söyledi diye sordum. O da Allahü Teala'nın yolunda olanlara bunları bilmek güç değildir. Fakat asıl maksat Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktır. Buyurdu. Beni talebeliğe kabul etti. Çok kısa bir zaman içinde teveccühlerine kavuşup halifesi olmakla şereflendim. Sümbül Sinan Hazretleri sevenlerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Hayırlı işlerde Allahü Teala'dan yardım dile. Bir şey başına gelirse bu Allahü Teala'nın kaderidir. Allahü Teala neyi dilerse yapar de. Eğer şöyle olsaydı veya böyle olsaydı demekten sakın. Çünkü böyle söylemek şeytanın açtığı bir kapıdır. İbn Ata Hazretleri bela ve musibet zamanında kulun doğru veya yalancı olduğu anlaşılır. Kim genişlik zamanı şükreder, bela ve musibet zamanında da feryat edip şikayette bulunursa o yalancılardandır buyurdu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen müşrikler tarafından eziyet edilen o insanlar sandılar ki iman ettik demeleriyle bırakılacaklar da imtihana çekilmeyecekler. Doğrusu biz onlardan evvelkileri de çeşitli belalarla denedik. Allah imtihan suretiyle imanında sadık olanları da muhakkak bilecek, yalancı olanları da elbette bilecek buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki: Bela ve musibet ariflerin kandili, müritlerin uyanıklığı, gafillerin de helakidir. Dilin adabı daima Allahü Teala'yı anması, kardeş ve dost edindiği kimseleri hayırla anması, onlara dua, vazü nasihat etmesi, onlara hoşlanmadıkları şeyleri konuşmamasıdır. Dil gıybet etmemeli, söz taşımamalı, başkalarını kötülememeli, kendisine lazım olmayan şeylerle ilgilenmemelidir. Bir topluluk arasında bulunduğu zaman, o topluluk, kendisini alakadar eden konularda konuşuyorlar ise konuşmalıdır. Eğer kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşuyorlarsa, onların yanından uzaklaşmalıdır. Her yerde, halin gerektirdiği şekilde konuşmalı, yoksa konuşmamalıdır. Denilir ki, Allahü Teala dili, Kalbin tercümanı, hayrın ve şerrin anahtarı olarak yarattı. Kalbinin iyiliğini istiyorsan dilini muhafaza etmek suretiyle kalbine yardımcı ol. Susmak önemli bir iştir. Çünkü susmak cahilin perdesi, akıllının süsüdür. Fuhuş ve şehveti tahrik edip fuhşa sürükleyen sözleri, dedikoduyu ve her kötü olan şeyi dinlememelidir. Kulak Allahü Teala'nın zikrini, vâz-ı nasihatleri, dine ve dünyaya faydası olan şeyleri dinlemelidir. Böyle şeylerden bahsedenleri dinlemek çok güzeldir. Haramlardan, insanların ve dostlarının ayıplarına bakmaktan gözü men etmelidir. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah gözlerin hain bakışını da bilir kalplerin gizlediğini de buyuruyor. Bakılan şeylere ibret ile Allahü Teala'nın kudret ve azametine güzel yaratmasına delil olarak bakmalıdır. Fakat insanın böyle olabilmesi için kötülüğü emreden nefsin isteklerinden temizlenmesi lazımdır. Bir zat şöyle anlatır: Bir kadına şehvetle bakmıştım. O gece rüyamda bir ses bana şöyle dedi. Dünya benim evim, içindekiler kullarım. Kim onlardan birine haksız olarak bakarsa, bana hıyanet etmiş olur. Bu sırada uyandım ve bundan sonra hiç kimseye böyle bakmayacağıma yemin ettim. Ebu Yakup en-Nehrecuri hazretleri ise şöyle anlattı. Bir gün Kâbe-i Muazzama'da tavaf ederken, tek gözü bulunan birisini gördüm. Allah'ım! senden sana sığınırım diyordu. Ona bu nasıl duadır diye sorduğumda bana şöyle cevap verdi. Ben elli seneden beri buradayım. Bir gün bir kadın gördüm. Gayet beğendim. Ondan lezzet aldım. Bu sırada gözümün üzerine bir tokat indi. O anda gözüm yanağımın üzerine aktı. Ben ah dedim. Bir ses, bir bakış bir tokat karşılığındadır. Ne kadar bakarsan o kadar tokat atarız denildi. Allahü Teala hakkında Müslümanlar hakkında güzel zan sahibi olmak, hasetten, hıyanetten, kötü ve bozuk akidelerden kalbi temizlemek kalbin edeplerindendir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen hakikatini bilmediğin şeye zan ile tabi olma bilmediğin şeyi biliyorum deme. Muhakkak ki kulak, göz ve kalbin her birine sahibinin ameli sorulur. Sahibin senin ile ne yaptı denir, buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi i şerifte, dikkat ediniz, vücutta bir et parçası vardır ki, o iyi olunca, bütün vücut iyi olur.'' O bozuk olunca bütün vücut bozuk olur. Dikkat ediniz, bu kalptir. Buyurdu. Sırr-ı-i Sekati Hazretleri buyurdu ki insanların kalpleri üç çeşittir. Birisi dağ gibidir. Hiçbir kötü düşünce ve hiçbir şey onu sarsamaz. İkincisi hurma gibidir ki onun kökü sabittir. Fakat rüzgar onu sağa sola sallar. Üçüncüsü tüy gibidir ki her çeşit rüzgar onu götürür. Yerinde hiç sabit kalmaz. Eli iyilik ve yardımlaşmada Müslüman kardeşlerine hizmette kullanmalı, onunla kötülüğe yardımcı olmamalıdır. Yeryüzünde kibirlenmeden yürümeli, böbürlenmemelidir. Çünkü bunlar Allahü Teala'yı gazaplandıran şeylerdendir. Yine ayaklarla Günaha yardımcı olmamak onun edeplerindendir. Onunla, kendisinin ve din kardeşlerinin iyiliğine olan işlere koşmalıdır. Dostlar ve din kardeşleriyle beraber olunduğu zaman mümkün mertebe onlara uygunluk gösterilir. Dinen mahsuru olmadığı müddetçe onlara muhalefet etmekten, onlara kin beslemekten, gıybet etmekten onlara haset etmekten sakınılır. En küçük bid'atten bile kaçınmayandan, zararı dokunmasın diye siz ondan kaçın. İlimden, yalnız konuşma ile yetinen ve hakikatiyle sıfatlanmayan helak olur. İbadet yaparken, fıkhın gereğini yerine getirmeyen, ibadet yapmış sayılmaz. Fıkıh bilgisi öğrenirken, vera sahibi olmayan aldanır kendisine lazım olan işleri yapan ise kurtulur. Kendisinden harikalar zuhur eden birini görürseniz, hemen o haline aldanmayın. Hak Teâlâ'nın emirlerini yapıp, yasaklarından kaçınmasını görünceye kadar dikkatli olun. hazret Ali radıyallahu an ilim maldan hayırlıdır. Çünkü malı sen koruyacaksın. Fakat ilim seni korur mal sarf etmekle azalır, ilim sarf etmekle çoğalır buyurdu. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh, alim gündüzleri oruçlu olduğu halde harbeden, geceleri de ibadetle geçiren mücahit abitten daha üstündür. Bir alimin ölümüyle İslam aleminde bir gedik açılır. Açılan bu boşluğu onun gibi yetişecek bir alimden başkası dolduramaz buyurdu. Ebül Esvet Hazretleri buyurdu ki hiçbir şey ilimden üstün değildir. Çünkü sultanlar insanlara hükmeder. Alimler ise Sümbül Sinan Efendi Hazretleri. Üçüncü bölüm. Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Yusuf bin Ali'dir. Dedesine Kaya Bey derlerdi. Lakabı Sinanüddin ve Zeyneddin'dir. Sümbül Sinan diye şöhret buldu. Zamanının büyüklerinden oldu. 936 miladi 1529'da İstanbul'da vefat etti. Sümbül Sinan Hazretleri talebelerine sohbetlerinde şöyle buyurmuşlardır. Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadisi i şerifte, temizlik, imanın yarısıdır buyurdu. Bu ayet-i kerime ve hadisi i şerife dikkatle bakanlar, en önemli işin iç temizliği olduğunu anlar. Yoksa, batın manevi kirlerle dolu olduğu halde, zahiri su ile temizlemek, imanın yarısı olmaz. Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle anlattı. Resul-i Ekrem Efendimizle beraber idim. Huzurunda abdest alan birisi vardı. Bu sırada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güldüler. Bunun üzerine "Niçin güldünüz ya Resulallah?" dedim. Resul-i Ekrem Allahü Teala'nın abdest alan kuluna olan ikramına güldüm. Abdest alıp azalarını yıkayan her kul, ne zaman bir uzvunu yıkarsa, o uzuvdan su ile beraber günahlar dökülür, buyurdu. Taharetin dört mertebesi vardır. Birincisi, azaları haramlardan ve günahlardan temizlemek. İkincisi, kalbi kötülenen ve sevilmeyen sıfatlardan temizlemek. Üçüncüsü, kalbini Allahü Teala'dan başkasının sevgisinden temizlemek. Dördüncüsü bedeni zahiri pislikten temizlemek. Yani abdest ve gusül abdesti almak. Zahiri temizliğin kalpteki nurun parlamasında büyük tesiri vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi i şerifte abdest üzerine abdest almak nur üzerine nurdur buyurdu. Kalbin marifetlerinin tesirleri azalar üzerine aktığı gibi zahiri temizliğin de batın üzerinde tesiri büyüktür. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen muhakkak namaz müminler üzerine vakitleri belirli olarak farz olmuştur buyuruyor. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerde buyuruyor ki Allahü Teala beş vakit namazı kullarına farz kıldı. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayetle o namazları kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vaadi vardır. O namazları istenildiği gibi kılmayan kimseye Allahü Teala'nın bir vaadi yoktur. Allahü Teala dilerse onu azab eder, dilerse onu cennetine koyar. Siz birini mescide girerken gördüğünüz zaman onun imanlı olduğuna şehadet ediniz. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli amel sorulunca farzları eda etmek, haramlardan sakınmak buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Hureyre hazretlerine kalemin senin hakkında günah yazmamasını ister misin diye sordular. O da evet ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın farz kıldığı şeyleri yap, haram kıldıklarından sakın sana faydası olmayan sözü terk et, konuşma buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namazın faziletiyle ilgili olarak, hadisi i şeriflerde buyurdu ki, su pisliği giderdiği gibi, beş vakit namaz da günahları giderir. Namaz, cennetin anahtarıdır. Kıyamet gününde kulun önce namazına bakılacaktır. Eğer namazı tamam ise, diğer amelleri kabul olunur. Eğer namazı eksik ise, diğer amelleri kendisine çevrilir. Allahü Teala buyurdu ki, kulum farzları eda etmekle benim azabımdan kurtulur. Nafilelerle ise bana yaklaşır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre Hazretlerine şöyle buyurdu ailene namazı emret. Allahü Teala sana ummadığın yerden rızık gönderir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Bizim ile münafıklar arasındaki fark, yatsı ve sabah namazlarında bulunmaktır. Onlar bu iki namazda bulunmazlar. Said bin Müseyyib hazretleri buyurdu ki: 20 senedir ben ezanı mescitte dinledim. Hatime Sam hazretleri dedi ki: Cemaati kaçırınca sadece Ebu İshak Buhari beni taziye ederdi. Halbuki benim bir oğlum vefat etseydi şehrin bütün insanları beni taziye ederdi. Görülüyor ki dinen günah olan bir şey insanların yanında dünyaya ait üzüntülerden daha hafif kalmaktadır. Şöyle rivayet edilir. Selef-i salihin cemaatle tekbiri kaçırdıkları zaman birbirlerine üç gün taziyede bulunurlardı. Cemaati kaçırdıkları zaman ise yedi gün taziyede bulunurlardı. Dört kimse için mazeret yoktur. Birincisi, Mekke-i Mükerreme'ye gidecek kadar imkanı olup da hacca gitmeyen. İkincisi önüne konulmuş yemek olduğu halde kapıda duran fakiri eli boş olarak geri çeviren. Üçüncüsü emre maruf ve nehy-i münkere iyilik yapıp kötülükten men etmeye gücü yettiği halde bunu terk eden. Dördüncüsü ezanı duyup da ona icabet etmeyen kimse. Ebu Said Hudri Hazretleri şöyle anlattı. Biz yedi kişi bir yerde bulunuyorduk. Yanımıza Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve Rabbiniz ne buyuruyor biliyor musunuz dedi. Biz Allah ve Resulü bilir dedik. Bunun üzerine server alem Rabbiniz buyuruyor ki kim evinde abdest alır? sonra ibadet etmek için camiye gelirse, onun için benim katımda kendisine azap etmeyeceğime dair bir ahd olur, buyurdu. Resul i Ekrem aleyhisselam bir hadis-i şerifte, kırk gün iftitah tekbirini kaçırmamak şartıyla, beş vakit namazı cemaat ile kılan kimseye, Allahü Teala bir nifaktan, diğeri de cehennemden azad olmak üzere iki berat yazar buyurdu. Denildi ki, kıyamet günü bir kavim, yüzleri parlak yıldızlar gibi olduğu halde haşrolunacaktır. Melekler, siz ne amel işlediniz ki yüzünüz böyle parlak diye sorarlar. Onlar, ezanı duyunca başka hiçbir şeye bakmaz, hemen abdest alır, cemaate giderdik derler. Sonra başka bir topluluk getirilir. Bunların yüzleri ise ay gibi parlamaktadır. Melekler onlara da amellerini sorunca onlar da biz dünyadayken vakit girmeden abdest alırdık derler. Daha sonra başka bir topluluk getirirler. Onların ise yüzleri güneş gibi parlamaktadır. Onlara da amelleri sorulunca biz ezanı mescitte dinlerdik derler. Hatime Esam Hazretleri buyurdu ki, kıyamet günü insanlara ilim öğretip, insanlar onunla amel ettiği halde kendisi ilmiyle amel etmeyen kimseden başka pişmanlığı daha şiddetli kimse yoktur. İbn Semmak Hazretleri dedi ki, nice Allahü Teala'yı anan kimse vardır ki Allahü Teala'dan gafildir. Nice Allahü Teala'dan korkan kimse vardır ki Allahü Teala'ya cürette bulunur. Nice Allahü Teala'ya yakın görünen kimse vardır ki Allahü Teala'dan uzaktır. Nice Allahü Teala'nın rızasına, onun emirlerine uyup yasaklarından sakınmaya davet eden kimse vardır ki Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktan kaçar. İbrahim bin Ethem Hazretleri şöyle anlattı. Bir taşın yanından geçiyordum. Taşın üzerinde, ''Bana gel, ibret alırsın.'' yazılıydı. Yanına gittim. Onu çevirdim. Şöyle bir yazı vardı. ''Sen bildiğin ile amel etmiyorsun. Amel etmeyeceğin şeyi bilmeyi niçin istiyorsun?'' Hazret Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, Allahü Teala İlim verdiği kuluna bununla beraber hilm, tevazu, güzel ahlak ve rıfk da verir. İşte bu faydalı ilimdir. Bu mübarek zatın bir menkıbesini sizlere nakledelim. Sümbül Sinan Hazretleri bir gece rüyasında bir kuyu gördü. Kuyunun başı çok kalabalıktı. Herkes su almak için uğraşıyordu. Kuyunun suyu çok derindeydi ve azdı. Bu sebeple suyu çıkarmak zor oluyordu. İnsanlar böyle su almak için uğraşıp dururken Sümbül Sinan Hazretleri kalabalığın arasına karışarak kuyunun yanına kadar geldi. Kuyunun yanına gelir gelmez kuyunun suları ağzına kadar yükselip çoğaldı. Hem kendisi hem de etrafındakiler kolayca sularını doldurdular ve bol suya kavuştular. Sabahleyin rüyasını Hocası Çelebi Halife'ye anlattı. O da, ey Sümbül Sinan, senin gönlünün ilahi feyizlerle dolu olduğu görülüyor. Böyle bir kalbe sahip olduğun halde kendindeki bu feyizleri neden etrafa saçmıyorsun diyerek Sümbül Sinan Hazretlerini kucaklayıp alnından öptü. Sonra da, ey Sinan, senin kalbin Allahü Teala'nın muhabbetiyle doludur buyurdu. Bu hadiseden sonra Sümbül Sinan Hazretleri vazifesine daha çok ve sıkı sarıldı. Nefsini terbiye etmek için riyazet ve mücahedeye girişti. Nefsinin istediklerini yapmayıp istemediklerini yapmaya başladı. Çelebi Halife onu sık sık odasına çağırır, baş başa sohbetlerde bulunurdu. Sümbül Sinan Hazretlerine bol bol teveccüh eder, kalbinde bulunan feyizleri onun kalbine akıtırdı. Zahiri ilimlerde de bildiği ne varsa hepsini Sümbül Sinan Hazretlerine öğreterek halifesi olacak şekilde yetiştirdi. Bu bilgileri pekiştirmesi için Sümbül Sinan Hazretlerini Mısır'a gönderdi. Sümbül Sinan Hazretleri Mısır halkına ehli sünnet itikadını bildirmek, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğretmek üzere emredilen yere gitti. Sümbül Sinan Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan nasihatlerinde şöyle buyurdu. Ubeydullah bin Ömer Hazretleri buyurdu ki: "İnsanlar kıyamet günü çok aç, susuz ve çıplak olarak haşr olacaklar. Ancak Allahü Teala için yedireni Allahü Teala doyuracak." Allahü Teala için içireni Allahü Teala içirecek ve Allahü Teala için giydireni yine Allahü Teala giydirecektir. Sırrı Sekati Hazretleri buyuruyor ki Sadakada dört haslet vardır. Birincisi sadaka senin yanındayken azdır. Onu verdiğin zaman çok olur. İkincisi o seninle beraber olunca yok olur. Onu verince baki olur. Üçüncüsü, senin yanında olunca senin olmaz. Verdiğin zaman senin olur. Dördüncüsü, seninle olunca sen onu korursun. Onu verdiğin zaman o seni korur. Resul-i Ekrem Efendimiz, sadaka sahibinden yetmiş belayı def eder buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, oruç sabrın yarısıdır ve sabır imanın yarısıdır buyurduğuna göre oruç imanın dörtte biridir. Sonra oruç diğer rükünler arasında Allahü Teala'ya has olmakla seçkin bir yeri vardır. Hadisi kutsi de Allahü Teala buyuruyor ki her iyiliğin mükafatı on mislinden yedi yüz katına kadardır. Yalnız oruç bana mahsustur. Onun mükafatını da ancak ben veririm. Allahü Teala Zümer suresinin 10. ayeti kerimesinde mealen Allah yolunda sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir buyuruyor. Orucun sevabı takdir ve hesap sınırını aşmıştır. Sadece onun faziletini bilmek yeterlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi i şerifte nefsim elinde kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Allahü Teala oruçlu kimseye orucunun mükafatını vereceğini ve duasını kabul edeceğini vaat etmiştir. buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerde orucun faziletini şöyle belirtiyor. Oruçlu iken iki sevinç vardır. Birisi iftar zamanındaki sevinç, diğeri Allahü Teala'ya kavuştuğu zamanki sevincidir. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur. Cennet dört kimseyi iştiyakla ister. Kur'an-ı Kerim'i okuyanı, açları doyuranı, dilini muhafaza edeni, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanı. Enes bin Malik Hazretlerinin bildirdiği hadisi i şerifte eğer Allahü Teala göklerin ve yerin konuşmalarına izin vermiş olsaydı muhakkak onlar Ramazan-ı Şerif orucunu tutan kimseyi cennetle müjdelerlerdi. buyuruldu. İbn Mesud Hazretlerinin bildirdiği hadisi şerifte eğer kullar Ramazan-ı Şerif'te olanları bilmiş olsaydılar bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi buyuruldu. Oruç şeytanı kahr ve perişan eder. Çünkü şeytanın aldatma vasıtası şehvetlerdir. Şehvetler yeme ve içme ile kuvvet bulur. Bu sebeple Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi i şerifte şeytan kanın damarda dolaştığı gibi insanoğlunun içinde dolaşır. Oruç ile onun yolunu daraltınız buyurdu. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemize ya Ayşe cennetin kapısını çalmaya devam et buyurdu. Ayşe validemiz o ne ile ve nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Resul Ekrem Efendimiz oruçla diye cevap verdi. Oruç şeytanı kahrederek ümidini keser, kapılarını kapatır ve yollarını daraltır. Böylece oruçla şeytana karşı çıkan Allahü Teala'nın düşmanını kahretmekle Allahü Teala'nın dinine yardım etmiş olur. Allah'ın dinine yardım eden de Allahü Teala'nın yardımına kavuşur. Allahü Teala orucun kendisine ait olduğunu bildirdi. Çünkü her amelin bir karşılığı vardır. Orucun karşılığı ise Allahü Teala'ya kavuşmaktır. Kıyamet gününde kul hasımları kendisinden alacağı olanlar olduğu halde gelir. Birisi onun namazının sevabını, Birisi zekatının sevabını, birisi haccının sevabını alır. Bu kimse üzerinde daha borç kalır. Hasımları onun orucunun sevabından ister. Bunun üzerine Allahü Teala onun orucu bana aittir. Onu almanız için size izin yoktur. Buyurur. Orucun bu derece pek yüksek fazileti vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte evinden hac veya umre yapmak niyetiyle çıkan kimse, eğer yolda ölürse, kıyamete kadar hac ve umre sevabı ona verilir, buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir başka hadisi i şerifte, sizin en hayırlınız, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir, buyurdu. Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz, demir paslandığı gibi, kalpler de paslanır buyurdu. Eshab-ı kiram, kalbin pası ne ile giderilir ya Resûlallah diye sorunca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim okumak ve ölümü hatırlamakla buyurdu. İbni Mesud hazretleri buyurdu ki, Kur'an-ı Kerim okuyunuz. Çünkü siz, Kur'an-ı Kerim okumanıza karşılık ecir sahibi olursunuz onun her harfine karşılık on sevap verilir. Ebu Hureyre Hazretleri buyurdu ki, hangi evde Kur'an-ı Kerim okunursa, orada bolluk ve bereket çoğalır. O evden şeytanlar çıkar, oraya melekler gelir. Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunmazsa, o evde darlık, sıkıntı ve huzursuzluk olur. O evden melekler çıkar. Sümbül Sinan Efendi Hazretleri. Dördüncü bölüm. Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen Evliyanın büyüklerinden, ismi Yusuf bin Ali'dir. Dedesine Kaya Bey derlerdi. Lakabı Sinanüddin ve Zeyneddindir. Sümbül Sinan diye şöhret buldu. Zamanının büyüklerinden oldu. 936. Miladi 1529'da İstanbul'da vefat etti. Sümbül Sinan Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Şunu iyi biliniz ki insanlar bu alemde yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, sonuncusu ise kabirdir. Hakiki vatan ya cennet veya cehennemdir. İnsanın ömrü sefer mesafesini teşkil eder. Yıllar konak yerleri, aylar fersahlar, günler kilometreler, nefesler metrelerdir. Yapmış olduğu iyilik, taat ve ibadetler azığıdır. Ömrünün en kıymetli sermayesi vakitleridir. Şehveti ve şehevi arzuları yolunu kesen eşkiyadır. Kazancı ve kârı, cenneti, ve oradaki ebedi nimetleri elde etmek Allahü Teala'nın rızasına ve cemaline mazhar olmaktır. Zararı ise cehennemde çeşitli azaplara maruz kalmak, Allahü Teala'nın rahmet ve cemalinden uzaklaşmaktır. Kim hesapsız cennete girmek isterse vakitlerini Allahü Teala'nın beğendiği şeylerle geçirsin. Kim ahirette hasenat kefesinin ağır gelmesini isterse, vakitlerinin çoğunu ibadet ve taatle geçirsin. Kim salih bir amel işler, sonra da günah işlerse, onun durumu tehlikelidir. Fakat ümit kesilmiş de değildir. Af, Allahü Teala'nın keremindendir. Umulur ki Allahü Teala onu affeder. Sen zannetme ki Güneşin ve ayın seyrinden maksat, sıralı ve düzenli bir hesaptır. Gölgenin, nurun ve yıldızların yaratılmasından maksat, sadece insanların dünya işlerinde yardımcı olmak içindir. Birakis, insanların vakitlerini ve zamanlarını onlar vasıtasıyla bilip, ahiret ticareti ve taatlerle meşgul olmaları içindir. Allahü Teala. Furkan suresi 62. ayet-i kerimesinde mealen düşünüp ibret almak veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca geçiren yine odur buyuruyor. Numan bin Beşir Hazretlerinin rivayet ettiği hadisi i şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın fazileti hakkında buyurdu ki: Dua ibadetin ta kendisidir. Allahü Teala'nın fadlından isteyin. Allahü Teala kendisinden istenmesini sever. Kul duasında üç şeyden birine kavuşur. Ya dua sayesinde günahı bağışlanır, ya peşin bir mükafat alır veya ahirette karşılığını bulur. Ebu Bekr hazretlerinin rivayet ettiği hadisi i şerifte de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kul günah işler, sonra güzelce abdest alır, sonra da iki rekat namaz kılar. Allahü Teala'dan affını dilerse, Allahü Teala onu af ve mağfiret eder buyurdu. Dua için şerefli ve kıymetli vakitleri seçmelidir sene içerisinde Arefe günü, aylardan Ramazan-ı Şerif ayı, hafta içerisinde Cuma günü, saatler içerisinde seher vakti, dua için kıymetli vakitlerdir. Resulullah Efendimiz aleyhisselam bir hadisi i şerifte buyurdu ki, gecenin üçte biri kalınca, Allahü Teala birinci kat semaya tecelli ederek, yok mu istiğfar eden, onu mağfiret edeyim yok mu isteyen dilediğini vereyim yok mu dua eden duasını kabul edeyim buyurur Dua için kıymetli vakitleri ganimet ve fırsat bilmelidir Düşmana hücum edeceği vakit beş vakit namazın akabinde ezan ile ikamet arasında yağmur yağarken ve iftar vaktinde duayı fırsat bilmelidir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdu ki namazlar en hayırlı vakitlere kondu. Onun için namazların arkasından dua ediniz. Oruçlu kimsenin duası reddolunmaz. Vakitlerin şerefi hallerin şerefli olmasından dolayıdır. Çünkü seher vakti kalplerin saf ve kalpleri karıştıran şeylerin bulunmadığı bir vakittir. Arefe, iki bayram ve cuma günleri de Allah'ın rahmetine hazırlanma vaktidir. Vakitlerin şerefli olma sebeplerinde nice esrar vardır ki, beşer onu anlayamaz. Kıbleye dönüp, ellerini kaldırarak dua etmelidir. Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadisi i şerifte, Muhakkak ki Rabbiniz hay diri ve kerimdir. Kulu ellerini kaldırıp, kendisinden bir şey istediği zaman, onu boş çevirmekten haya eder buyurdu. Gece ibadetine kalkmayı kolaylaştırmak için şu hususlara dikkat etmelidir. Bir, çok yemek yememelidir. Çok yemek ve içmekle uyku basar. Geceyi ibadetle geçirmek insana ağır gelir. Büyük saatlardan bazısı, sofranın başında durur ve talebelerine çok yemeyin, çok içmeyin, uykunuz gelir, ölüm zamanında çok pişmanlık duyarsınız derdi. Bu husus çok önemlidir. Mideyi fazla yiyecek ve içecekle doldurmamalıdır. 2. Gündüz kendisini fazla yormamalıdır. Yorgunluk sebebiyle sinirler de zayıflar. Bu ise uyku getirir. 3. Öğleden önce biraz uyumalıdır. Buna kaylule denir. Bu sünnettir. Aynı zamanda geceyi ibadetle geçirmeye yardımcı olur. 4. Gündüz günah işlememelidir. Günah işlemek kalbi karartır. Günahlar kişiye rahmet kapılarının kapanmasına sebep olur. Birisi Hasan-ı Basri Hazretlerine ben geceyi ibadetle geçirmek istiyorum fakat bir türlü kalkamıyorum deyince günahların seni bağlıyor cevabını vermiştir. Çünkü hayırlı işler, başka hayırlı işlere vesile olur. Kötülükler de, kötülüğe sebep olur. Hayrın da, şerrin de, azı, kendi cinsinden olan şeylerin çoğunu çeker. Bunun için alimlerden birisi, oruç tuttuğun zaman, kimin yanında ve nasıl bir lokma ile iftar ettiğini düşün. Çünkü insanın yediği bir lokma ile kalbi değişir bütün günahlar da kalpte kasavet meydana getirerek geceyi ibadetle geçirmesine mani olur. Haram yemek kalbe menfi yönde tesir eder. Alınan helal lokma kalbe öyle bir tesir eder ki kalbi cilalandırır ve iyiliğe, ibadete çeker. Bu mübarek saatin bir menkıbesini sizlere nakledelim. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Han, Şah İsmail'i Çaldıran'da mağlup ettikten sonra Mısır'ı fethetmek üzere yola çıktı. Şam'a geldiğinde Mısır'ın fethinin kendisine nasip olup olmayacağı düşüncesi zihnini kurcalıyordu. Bunu çok sevdiği Hasan Can'a anlattıktan sonra bizi bu hususta ferahlatacak Allahü Teala'nın dostlarından bir veli varsa ona niyetimizi anlatalım. Acep ne buyuracaktır merak eder dururum buyurdu. Hasan Can da devletli sultanım. Emevi Camii'nin bir köşesinde sabah akşam Allahü Teala'yı zikreden bir derviş vardır. Ola ki o sizin meselenizi halleder dedi. Bunun üzerine Sultan Selim Han sabahın erken saatlerinde camiye gitti. Tarif edilen bu zatı Allahü Teala'yı zikrederken buldu yanına varıp selam verdi. Selim Han daha bir şey sormadan, Ey Muzaffer Sultan! İnşallahü Teala Cenab-ı Hak Mısır'ın fethini sana müyesser edecektir. Allahü Teala'nın bütün sevdikleri seninle beraberdir. Allahü Teala muînin, yardımcın olsun. Mısır'ın fethinden sonra İstanbul'a döndüğünde Oradaki Sümbül Sinan'dan gafil olma sakın, dedi. Yavuz Sultan Selim Han, bu müjdeye ziyadesiyle memnun oldu, şükür secdesine kapandı. Sümbül Sinan Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetinde buyurdular ki, Cenab-ı Hak, bayramları bayram olarak idrak etmek nasip etsin. Çünkü bayram, yalnız üç gün değildir. Ramazan'da otuz gün her gün bayramdır. Düşünün ki hapishaneden kurtulan bayram yapar. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te bu kadar insan af ve mağfirete kavuştuğu için bayram yaparken diğerleri çok büyük bir hüsran içerisinde kıvranıp duracaklardır. Ne mahrumiyettir. Bu bir nasip meselesidir. İyiliğe elverişli olmayan kimse faidelenemez. Peygamberi de görse. Nitekim Peygamberimiz aleyhisselatu ve selamı gördüğü halde inanmayanlar, babası peygamber olduğu halde inanmayanlar olmuştur. Onun için Cenab-ı Hak bizi çizginin bu tarafında yarattığı için, ehli sünnet itikadında olduğumuz için, büyüklerimizi tanıdığımız için Allahü Teala'ya çok şükredip bayram yapıyoruz. Bir mübarek zat kitabının başında şöyle buyurmuşlardır. Her şeye bir engel vardır ama ilme gerek öğrenmeye gerekse öğretmeye binlerce engel vardır. Her zaman bu engeller karşımıza çıkacaktır. Bu vesvesenin felaket olduğunu bilerek engelleri aşmak lazımdır. Benim içime gelen vesveseler şeytandan mı yoksa nefsimden mi düşünürdüm. Eğer bu vesvese şeytandan geliyorsa, o vazifesini yapacaktır. Ama içime gelen vesveseler, nefsimden geliyorsa, bu bir felakettir, hastalıktır. Bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi lazımdır. İnsanların istedikleri dörttür. Birisi helal, üçü haramdır. Bedenin serin suya, yemeye ihtiyacı vardır. Mesela Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam serin şerbet içmeyi severdi. Şahın Nakşibend Hazretleri balık yemeyi severdi. Havuzunda balık yetiştirir, misafirleri gelince balık ikram ederdi. Şimdi bunlar nefsani değil, rahmanidir. Bizim de burada yediklerimiz rahmanidir. Şimdi bu iyi olan istektir. Üç tanesi de kötü demiştik. Birisi Allah'a, peygambere, ahirete, tepeden tırnağa mürtet olan, kafir olan nefsin yedikleri mutlaka haramdır. Helal yiyince hastalanır. Bırak şu helali de benim haram olan gıdamı ver der. İkincisi, daha zayıf olmakla beraber, iblisin bize verdiği istekleridir. Allahü Teala, Sure-i Nisa 117. ayette mealen buyuruyor ki, şeytanın çok istekleri olur. Fakat tamamı yalandır, hiledir. İnsanın içinde haram olan, felaket-i azim olan isteklerden üçüncüsü ise bid'atleri sevmesidir. Dolayısıyla her yolun bir özelliği vardır. Bizim büyüklerimizin yani Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tan gelen silsile-i aliyenin bir tek isteği vardır. O da bid'atlerle savaş, Sünnetleri ihyadır. Onlar için bir bid'at ölüm ve felakettir. Büyüklerin hayatına bakın. Hayatları boyunca herkesin konuşmaya, anlatmaya çekindiği hususlarda bid'atlere karşı her şeyi yazdılar. Aksi halde bildiklerini anlatmamak o bilgiye ihanet olurdu. Allah Teala'nın sıfatları değil, bizzat zatı kibirliğe düşmandır. Allah Teala kibriya ve azamet bana aittir buyuruyor. Kibirli olanı asla affetmem, yakarım buyuruyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve buyuruyorlar ki kalbinde zerre kadar kibri olan cennete giremez. Ben kibirli miyim acaba? Herhalde değilimdir diyen o anda kibirlenmiştir. İbadet aczini ifade etmektir. Zillettir. Ben yokum denirse belki bir şeyler gelir. Ama kibir varsa, kalbinde ur varsa oraya nur girmez. Bu ur insanın benliği, nefsi, kendisini beğenmesidir. İnsan nasıl nefsini sevebilir? Allahü Teala'nın sevmeyin dediği bir mahluku seven, ayrıca Allahü Teala'yı nasıl seviyorum diyebilir. Aile içinde, şirket içinde, toplum içinde ne aklınıza gelirse bütün geçimsizlik ve sıkıntıların kaynağı işte bu kibirdir. Ben haklıyım deyince başka söylenecek bir şey kalmamıştır. Mesele ben haksızım demektir. Benim bir kusurum var ki bu başıma gelmiştir demelidir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam işte böyle diyebilen bir kimsenin cennete girmesine ben kefilim buyuruyor. Ey cemaat, ne olur sertliği bırakalım da yumuşak olalım, güler yüzlü olalım. Din kardeşimizi kendimizden çok sevelim. Daha doğrusu biz biz olmaktan çıkıp da siz olursak mesele hall olmuş demektir. Ben biz derseniz iş çıkmaza girer. Peygamber Efendimiz bir hadisi i şerifte buyurdular ki, Ümmetim fesada uğradığı vakit, bir sünnetimi ihya edene, yani dininde bir meseleyi uygulayan ve başkalarının uygulamasına yardımcı olan bir Müslümana, Viyana kapılarına gidip dönmüş ve şehit olmuş yüz askere verilen sevabı verilir. Viyana'ya kadar gitmek kolay mı kardeşim? Dolayısıyla böyle bir hasat zamanı, Böyle bir fırsat zamanı, herkesin gıpta ettiği böyle bir durumda başını taşlara vuranlara şimdiden acımak lazımdır. Bir baba ile oğul çarşıya çıkmışlar. Bir şeyler alacaklar. Karşıdan beyaz atı üzerinde lacivert elbiseli yakışıklı bir bey geliyor. Bu adamı görünce babanın rengi bembeyaz oluyor. Çocuk babasının bu halini fark edince baba sana ne oldu böyle diyor. Oğlum sus, ben şimdi üzüntümden öleceğim. Şimdi sana bir itirafta bulunacağım. Ben bu havalinin en müthiş, en kabiliyetli at hırsızıyım. Benim elimden hiçbir at kurtulamaz. Adam yanında da olsa atını çalabilirim. Böyle becerikliyim. Şu karşıdan gelen yakışıklı adam, at meraklısıdır. Onun tam kırk defa atını çaldım. Hale bak, o at üzerinde ben hala yerde sürünüyorum. Müslümanların günah işlemediği her gün bayramdır. Büyüklerden bir zat buyurdular ki Müslümanlar bir araya gelsin de kalpleri temizlenmemiş olsun. Bu mümkün değildir. Cenabı Peygamber aleyhisselatü ve selam buyurdular ki Müslümanlar bir araya gelirlerse bileşik kaplar usulü kalplerinden birbirine sevgi akar. Yine cemaatte rahmet vardır. Ayrılıkta azab-ı ilahi vardır. Buyurmaları da budur. Bir araya gel de ne yaparsan yap. Ama bir araya gel. Bu sevgiye, kaynaşmaya, hizmetlerin artmasına sebep olur. Hazreti Peygamber aleyhissalatu ve selam ile Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh beraberken yanlarına birisi geldi ve Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a çok hakaret etti. Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anh bu adama karşı tepki gösterince Hazreti Peygamber oradan çekildi gitti. Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anh koşa koşa Peygamber Efendimizin yanına geldi. Ya Resulallah, her şeyim sana feda olsun. Kabahat mi işledim, suç mu işledim? Ya Ebu Bekir, o sana kötü lafları söylerken bittikten sonra onun cezasını vermek üzere bir melek orada bulunuyordu. Sen karşılık verince melek gitti. Cezayı alamadı. Melek gidince şeytanlar geldi. Benim şeytanların yanında işim olmaz. Onun için orayı terk ettim. Sen karışmasaydın onun cezasını Allahü Teala zaten verecekti buyurdu. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh çok üzüldü. Allahü Teala ahireti dünyada yapılan amellere sevabın ve mükafatın verildiği yer yaptı. Dünyayı da kazanç ve geçim uğrunda sıkıntı, mihnet, meşakkat ve imtihan yeri yaptı. İnsanlar kazanç hususunda üç kısımdır. Birincisi, dünya geçimi kendisini ahiretinden alıkoyan kimsedir ki, helake uğrayanlardandır. İkincisi ahireti kendisini dünya geçiminden alıkoyan kimsedir. Bu kimse ahirette kurtuluşa erenlerdendir. Üçüncüsü ise ahireti kazanmak için dünya ile meşgul olanlardır. Bu kimsenin durumu itidale en yakın ve orta bir yoldur. Mahişeti temin ederken doğru yola yapışılmazsa İktisat ve itidal rütbesine kavuşulamaz. İktisat mertebesinde olan kimse, dünyayı gaye değil, sadece ahireti elde etmek için bir vasıta görür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hadisi i şeriflerde kazanç hakkında şöyle buyurmuştur. Doğru ve dürüst olan tacir, kıyamet gününde sıddıklar ve şehitlerle beraber haşrolunur dilencilikten korunmak, aile efradına bolluk göstermek ve etrafındakilere yardımda bulunabilmek maksadıyla helalinden ve meşru şekilde dünyalık talep eden kimse, yüzü 14. gecesindeki ay gibi parlak olduğu halde Allahü Teala'ya kavuşur. Ticarete sarılınız. Çünkü rızkın onda dokuzu ticarettedir. Lokman Hakim Hazretleri, oğluna Ey oğul! Helal kazanç ile fakirlikten korun. Fakir düşen kimse, üç musibetle karşılaşır. Birincisi, din zayıflığıdır. Çünkü fakirlik, insanı kötülüğe sürükler. İkincisi, akıl zayıflığıdır. Çünkü ihtiyaç düşüncesi, insanı şaşırtır. Üçüncüsü, mürüvveti ve insanlığı kay... Sümbül Sinan Efendi Hazretleri 5. bölüm Osmanlılar zamanında İstanbul'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Yusuf bin Alidir. Dedesine Kaya Bey derlerdi. Lakabı Sinanüddin ve Zeyneddin'dir. Sümbül Sinan diye şöhret buldu. Zamanının büyüklerinden oldu. 936 Miladi 1529'da İstanbul'da vefat etti. Sümbül Sinan Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, eğer Allahü Teala bir kulunu seviyorsa, bunun alameti vardır. Alamet çok mühimdir. Herkesin alnında parlayan bu alamet nedir? Eğer Allahü Teala bir kulunu severse, ona mutlaka sevdiği bir kulunu tanıştırır, sohbetinde bulundurur. Olmadıysa talebelerine rastlatır, o da yoksa kitaplarını nasip eder. Dolayısıyla doğrudan veya dolaylı yoldan hepimiz bu ehli sünnet alimlerine ve bilhassa bu asrın müceddidi olan dinimizi ihya eden sünnetlere aşık olan bid'atlere savaş açan mübarek zatlara rastladık. Allahü Teala onlardan razı olsun imanımızın varlığı veya yokluğu, devamı veya devamsızlığı bir şarta bağlıdır. Bu şart kalkarsa iman gider. Çünkü şartı koyan Allahü Teala'dır. Büyükler buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde geçmekte olan o şart birbirinizle sevişin, iyi geçinin emridir. İmanımızın devamı hubbu fillah buğdu fillaha bağlıdır. Hubbu fillah, din kardeşlerinin birbirini sevmesi, onları kırmaması, üzmemesi, birlik ve beraberliğin devam etmesidir. Eğer aranıza fitne girerse, istikbalimiz hakkında yese düşerim buyuruyorlar. İçerisi çürürse, elbette dışarısı da çürür. Onun için iyi geçinmek lazımdır. İyi geçinmenin tek maddesi vardır. O da sen haklısın demektir. Ben haklıyım dediğin zaman kavga başlar. Ben dediğin insanın nefsidir. Sen o zaman Allah'ın düşmanına hak veriyorsun demektir. Karşıdakinin de nefs'i var. Sen haklısın deyince iş orada biter. Kat'ien münakaşa etmeyiniz. Münakaşa dostla dostluğu giderir düşmanla düşmanlığı arttırır. Kalp kırmak, umumiyetle bir münakaşadan sonra olur. Kalp kırılınca, Kâbe yıkılır. Bir kalbin kırılması, yedi kere Kâbe'yi yıkmaktan büyük günahtır. Bütün kazanılanlar bir anda kaybedilir. Yazık değil mi? Neden? Çünkü kul hakkına girdi. Allah korusun. Bir gün bir kimse Şahın Nakşibend Hazretlerinin sohbetine gitmiş. Ayın belli günlerinde sohbet yapılırmış. Yetişebilirsen ne ala, gidemezsen o sohbeti kaybediyorsun. Neyse, o da köyünden yola çıkmış, girip içeriye sohbete oturmuş. Aradan bir saat, iki saat geçtiği halde Şahın Nakşibend Hazretleri tek bir kelime etmemişler. Bu arkadaş nasıl olduysa cesaretlenip Efendim bir şey söyleyebilir miyim? Demiş. Buyurun. Ben şu kadar uzaktan geldim. İki saattir burada oturuyorum. Hiçbir nasihat vermediniz. Ben köyüme dönünce oradakilere ne anlatacağım? Mübarek buyurmuşlar ki, eğer bizim sükûtumuzdan bir şey anlamıyorsanız, konuşmamızdan da bir şey anlayamazsınız. Şahı Nakşibend Hazretleri neden sustu? Kim bilir orada ne faydalar teşekkür etti?'' devamla, efendim, güneş herkese ışık veriyor, enerji veriyor ve hayat devam ediyor. İşte bunun gibi, evliyaların kalbi de, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kalbinden çıkan ve müteselsilen kalplerden akarak, kendi kalbine gelen manevi bir güneş gibidir. Allahü Teala iki tane güneş yaratmıştır. Birisi kalbimiz için, Diğeri de vücudumuz içindir. Vücudumuzun güneşi bildiğimiz güneştir. Kalbin güneşi Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dır. İmanımızın kurtulması için, daha doğrusu imanlı olarak ölmemiz için o büyükler kalbe müteveccih olurlar. Kalpte ne kadar pislik varsa temizlenmesi için üstün gayret sarf ederler. Çünkü insanın kalbi temizlenirse, onun imansız ölme tehlikesi yoktur. Bütün ilimleri bilse ve buna göre amel etse, onun imansız ölme tehlikesi vardır. Çünkü cennetin kapısında buraya imanı olanlar girebilir denilmektedir. Çok dindar bir hanım var. Ne işe başlasa devamlı Bismillahirrahmanirrahim diyor. Bunun beyi ben sana bir oyun oynayayım da bakalım ne olacak diyor. Hanımına bir kese altın veriyor ve bunu sakla. Zamanı gelince ben senden bunu isterim diyor. Hanımı "Peki bey." diyor ve "Bismillahirrahmanirrahim" deyip keseyi sandığa koyuyor. Adam bir ara gizlice sandıktan altın kesesini alıp bahçedeki su kuyusuna atıyor. Bir müddet sonra "Hanım, şu bizim altın kesesini ver." diyor. Kadın, Bismillahirrahmanirrahim deyip, elini sandığa sokup, keseyi çıkarıyor. Kadın şaşırmış halde. Ya Rabbim, bu su nereden geldi buraya diyor. Adam gülmeye başlıyor. Bey ne var bunda? Bu kese sulu. Hanım demiş, seni imtihan etmek için bu keseyi ben havuza attım. Ama senin besmele gücün sebebiyle, Cenab-ı Hak meleklere emir verdi ve altın kesesini senin eline getirdiler. Artık ben sana dokunmam, sen besmele çekmeye devam et, diyor. Besmele'nin ehemmiyetiyle alakalı olarak da bir misal verelim. Bismillahillezî la yedurru ma asmihi şey'ün fil ardı, ve la fis semâi ve huves Semiul alim öyle bir besmele ki onu okuyana karada havada hiçbir zarar gelmez. Tasavvuf haramdan sakınmaktır. Vücuda bir lokma haram girse o orada gaz olur ve bütün feyiz kapıları kapanır. İstediği kadar uğraşsın. Hiçbir şey istifade edemez. İstifade edip etmediğimizi nasıl anlarız? İstifade etmek demek kalpte Allah sevgisinin artması ahirete yakınlık duyulması ve dünyaya karşı soğukluk hissetmek demektir. Dünya muhabbetiyle Allah sevgisi bir araya gelmez. Allahü Teala hadisi kutsi de buyuruyor ki nefsine karşı ol. Çünkü o benim karşıma düşman olarak dikilmiştir. Hubbu fillah, buğdu fillah, bu dinin aslıdır. Yani Allah için sevmek, Allah için sevmemek imanın şartıdır. Peki efendim, Allahü Teala'yı seviyorum diyen nefsini de seviyorsa hangisine inanacaksınız? Hubbu fillah, buğdu fillah nerede kaldı? Nefsine karşı olmadıktan sonra insan nasıl ben Rabbimi çok seviyorum diyebilir? Allahü Teala İsa Aleyhisselam'a buyuruyor ki: göklerdeki ve yerdeki bütün mahluklarımın hepsinin ibadetini yapsan, dostlarımı sevmedikçe, düşmanlarıma buğzetmedikçe, etmedikçe, bütün ibadetlerin hiç kalır. Musa aleyhisselama da aynı şeyi söyledi. Benim için ne yaptın? Ya Rabbi şu ibadetleri yaptım. Bunların hepsinin faydası sanadır. Benim için ne yaptın? Bilmiyorum ya Rabbi, bana öğret.'' dostlarımı sev, düşmanlarımı sevme buyurdu. Sevginin elde edilmesi zor iştir. Çünkü sevginin şartları vardır. İnsanın yanından hiç ayrılmayan nefsi vardır. O nefs daima kötülüğe sevk eder, kötülüğü telkin eder. Bir insanın kendi iradesiyle kurtulması zordur. Belki de imkansızdır. Onun için dinimizin aslı, bu felaketten kurtulmak için Yalnız yaşamamak iyilerle beraber olmaktır. Hele hele kötülerle hiçbir araya gelinmemeli, Müslümanlarla bir araya gelmeli, onlarla yemeli, onlarla sohbet edilmelidir. Çünkü herkesin ihlası farklıdır. Bileşik kaplar usulü başkasının ihlası, sevgisi size intikal eder, böylelikle kaynaşma olur. Bir insan asi olabilir, günahkar olabilir. Ona Allah senden razı olsun denebilir. Yani Allah seni razı olduğu şekle soksun anlamında denir. Ama bir kafire, bir mürtede denmez. Allah'ı inkar eden, peygamberimizi inkar eden birine nasıl dua edebilirsin? Bu mümkün değildir. Ata bin Meysere Horasani radıyallahu an tabiinden yani eshab-ı kiramı görmüş. Buyuruyor ki, bir gün iblis, yani iblisin kendisi, şeytanların dedesi, bir dağa çıkmış, öyle bir feryat ediyor ki, bütün şeytanlar oraya toplanıyor. Bu iblis ki, Adem aleyhisselama secde etmedi, Allah'a isyan etti. Madem ki ben, Adem kulun sebebiyle tar doldum, ben de onun çocuklarını bozacağım dedi. Cenab-ı Hak ona kıyamete kadar ömür verdi. Ama sen benim kullarımı bozamazsın. Ancak sen senin gibileri bozabilirsin dedi. O halde insanlar ya Allah'ın kulu veya iblisin kuludur. Onun için ey cemaat, kime hizmet ettiğimizi iyi bilelim. Nefsimizin şerrinden, iblisin şerrinden Allah hepimizi korusun. Şeytanların hepsi o dağa toplanınca bizi niçin çağırdı dediler. Bir ayeti kerime geldi. Nisa suresi 110. ayeti kerime diyor ki mealen kullarım günahkar olabilir, hata yapar ama tövbe istiğfar ederlerse ben onları affederim. Çünkü ben affetmesini severim. Allahümme inneke afüvün kerimün tuhibbül avfe Fawfu <laughs> anni. Biz bunları istediğimiz kadar bozalım. Bunlar bir tövbe edecekler, bütün emeklerimiz boşa gidecek. Şimdi dağılın ve bana insanların tövbe etmeyecekleri bir günah getirin. Onlar da bizim gibi cehennemde yansınlar, diyor. Üç beş gün sonra, iblisten bir feryat daha işitiliyor. Şeytanların hepsi tekrar toplanıyor. Ne buldunuz? Bir şey bulamadık, diyorlar. Ama ben bir çare buldum. İblisin bulduğu çare şu. Bid'at Cenabı Peygamber'in yapmadığı, hulefa-i raşidin'in yapmadığı, eshab-ı kiram'ın işlemediği bir günahı insanlara işlettireceklerdir. İblis diyor ki: "Onlara bid'atleri güzel göstereceğiz. O bid'atlere ibadet olarak sarılacaklar ve hata işlediklerini bilmedikleri için tövbe de yapmayacaklar." Dolayısıyla her bid'at bir melanettir. Şeytanın aldatmasıdır. Büyüklerimizin hayatlarına dikkat ederseniz, sadece bid'atle savaş, sünneti ihya ile meşgul olmuşlardır. Şahın ı Nakşibend hazretlerine bu yolun aslı nedir diye sordular. Cevaben bu yolun esası, bid'atleri yok etmek, sünneti ihya etmektir buyurdular. Bid'atler çok tehlikelidir. Bid'atlar hakkında çok hadisi i şerifler vardır. Bid'at ehli cehenneme gidecek. Cehennemdekilerin köpekleri olacaklardır. Ne olursa olsun bid'atler ateştir. Allahü Teala hepimize din ve dünya selameti versin. Amin. Bu mübarek zatın bir menkıbesini sizlere nakledelim. Sümbül Sinan Hazretleri Mısır'da insanlara üç yıl kadar dinin emir ve yasaklarını öğretti. Hasta kalplere irfan pınarlarından şifalar sundu. Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği feyz ve bereketlerden onları da nasip dar etti. Başta hükümdar olmak üzere bütün Mısırlılar onu çok sevdiler. Bu sırada İstanbul'da bulunan hocası Çelebi Halife Hazretlerinden bir mektup aldı. Mektubunda bu sene hacca gitmek üzere yola çıktığını, Şam'dan Mekke-i Mükerreme'ye giden yol güzergahını takip edeceğini yazıyordu. Bu hac yolculuğuna Sümbül Sinan Hazretlerinin de iştirak etmesini arzu ediyordu. O sene İstanbul'da büyük bir zelzele olmuştu. Zelzeleyi takiben de taun veba hastalığı baş göstermişti. Bu hastalıktan yüzlerce İstanbullu ölmüştü. Bu derdin bir çaresi olarak, Padişah II. Bayezid Han, Çelebi Halife Hazretlerinin Mekke-i Mükerreme'ye gidip, bu derdin üzerlerinden kaldırılması için dua etmesini rica etti. Çelebi Halife Hazretleri de hazırlıklarını yapıp, hacca gitmek üzere yola çıktı. Üsküdar'ı yeni geçmişti ki, Allahü Teala'nın izniyle, veba salgını aniden durdu. Eseri bile kalmadı. Buna padişah çok memnun oldu ve Çelebi Halife Hazretlerine gitmenize lüzum kalmamıştır. İsterseniz geri dönebilirsiniz buyurdu. Çelebi Halife de Sultanım madem ki bu hayırlı yolculuğa niyet ettik bu hac vazifemizi yapıp devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin selameti için dua ve niyazda bulunalım. Allahü Teala'nın siz sultanımıza hayırlı uzun ömürler ihsan etmesi için yalvaralım dedi. Sultanın müsaadesiyle yola çıktı. Sümbül Sinan Hazretleri mektubu alır almaz Allahü Teala'nın bütün işleri hikmetlidir. Kim bilir bu yolculukta ne hikmetler gizlidir diyerek hazırlıklarını yapıp Mısırlılarla helalleşti o sene hacca gideceklerle yola çıktı. Uzun bir yolculuktan sonra Mekke-i Mükerreme'ye vardılar. Sümbül Sinan Hazretleri hac vazifesini yaparken İstanbul'dan gelen hacılarla görüştü. Onlar Şam'dan dokuz konak mesafede Tebük veya Hasa korusunun olduğu yere geldiklerinde Çelebi Halife Hazretlerinin vefat ettiğini söylediler. Bir de vasiyeti olduğunu ve bu vasiyeti Sümbül Sinan'a veriniz diye emrettiğini bildirdiler. Sümbül Sinan Hazretleri, hocası Çelebi Halife Muhammed Cemalettin Efendi'nin vefatına çok üzüldü. Kur'an-ı Kerim hatmi ve hatmi tehlil, yetmiş bin defa kelime-i tevhid okuyarak hocasının ruhi şeriflerine gönderdi. Sümbül Sinan Hazretleri, hac vazifesini tamamladıktan sonra, bu vasiyeti yerine getirmek üzere İstanbul'a hareket etti. Daha önce giden hacılar tarafından Çelebi Halife Hazretlerinin vefat ettiği ve Sümbül Sinan Efendi Hazretlerini yerine halife bıraktığı haberi İstanbul'a gitmişti. İstanbullular Sümbül Sinan Hazretlerini büyük bir kalabalık halinde karşıladılar. Koca Mustafa Paşa'daki dergahta bulunan talebeler de, Yeni hocaları Sümbül Sinan Hazretlerine büyük bir hürmetle bağlandılar. Sümbül Sinan burada talebelerini yetiştirmek için elinden gelen bütün gayretini gösterdi. Onların nefislerini terbiye etmek ve tasavvufta üstün derecelere vasıl olmaları için çok çalıştı. Bu şekilde binlerce talebe yetiştirdi. Sümbül Sinan Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde buyurdular ki, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği bir hadisi kutsi de Allahü Teala şöyle buyurdu: La ilahe illallah benim kalemdir. Kim benim kaleme girerse azabımdan emin olur. La ilahe illallah sözü en büyük kaledir. Allahü Teala'nın birliğini bildiren yüce bir sözdür. Kim onu kendisine kale edinirse ebedi saadeti ve nimetleri elde eder. Kim de bu mübarek kelimeyi kendisine kale edinmezse ebedi azaba düğü çar olur. Bu kelime kalp dairesini kuşatan bir kale olmazsa, bu kelimenin ruhu ve manası kalbe tam sinmezse kalbe hakim olup. Nefsin, hevanın ve şeytanın buraya girmesine mani olan bir muhafız olmazsa insan bu kalenin dışında kalır. Bu kelimeden nasibin dil ile olmasın. Bu kelimeden nasibin onun ruhu ve manası olsun. Bu kelimeyi ruhuna sindir. Çünkü Resulullah ve diğer peygamberler böyle yapmıştır. Kelimeyi tevhidden nasibin böyle olursa dünya ve ahiretin sermayesini, iki dünyanın saadetini kazanmış, Allahü Teala'nın veli kullarının zümresine katılmış olursun. Eğer bu sözden nasibin dil ile söylemekten ibaret kalırsa, bu münafıkların başı Abdullah bin Übey ve diğer binlerce kalbinden iman etmeyen münafıkların nasibidir. Eğer kelimeyi tevhidten nasibin böyle olursa dünya ve ahirette hüsrana uğrarsın. Bu ise apaçık bir zarardır. Böyle olunca düşman zümresine katılırsın. Münafıklar cehennemin en alt derekesindedirler. Vefatı. Sümbül Sinan Hazretleri 936 miladi 1529 senesi Muharrem ayının İkinci pazartesi günü vefat edeceğini anlayarak dostlarıyla ve talebeleriyle vedalaştı, helalleşti. Talebeleri başucunda Kur'an-ı Kerim'den Yasin-i Şerif suresini okudular. Sümbül Sinan Efendi Hazretleri son nefesinde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Vefat ettiğinde 80 yaşındaydı. Kabrini Koca Mustafa Paşa'daki dergahının ortasına kazdılar. Cenazesini Fatih Camii'ne getirdiler. Alimler, veliler, devlet erkanı ve binlerce İstanbullu cenaze namazını Şeyhülislam Ahmet İbni Kemal Paşa'nın imametinde kıldılar. Sonra tekrar cenazesini dergahına getirdiler. Şimdi de mevcud olan türbesine defnettiler. O zamandan beri binlerce aşığı ziyaret ederek onun feyz